Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Selam arkadaşlar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle QR işlemlerini inceleyeceğiz. Nasıl para gönderilir, nasıl para çekilir, nasıl para transferi yapılır gibi işlemlere bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, ana sayfaya geldiğimizde sağ altta menü sekmesine giriyoruz. Orada sıralarda QR işlemleri yer alıyor. Buraya girdikten sonra hemen bakalım şöyle bir hangi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Para çekme, para yatırma, ödeme, QR paylaşma, para transferi ve ödeme seçenekleri mevcut. Para çekme ile başlayalım. Evet, hesap kart seçimi diyor burada. İki tane bilgi vermiş bize. Farklı banka ATM'sinde para çekme işlemi yapıyorsanız diğer ATM başından kart seçimi yapmalıymışız. Diğer bilgi de kalan günlük işlem adeti limiti. Evet, biz Ziraat ATM'sinden para çekmek istersek eğer, örneğin hesabımızı seçelim. Çekmek istediğiniz tutar 10 TL ve katlar olmalıymış. Kalan günlük para çekme limitim de 1500 TL ATM üzerinden. Evet. Devam dedim. Burada makbuz isteyip istemediğimi soruyor. Son bir onay süreci yer alıyor. Evet. Onayla diyorum. Arka kameramız açılıyor. Arka kameramızı ATM'de yer alan QR kodunu okutarak parayı çekebiliriz arkadaşlar. Para çekme işlemi bu şekilde. Para yatırmaya bir göz atalım. Burada da hangi hesabımıza para yatıracaksa kadar o hesabımızı seçip ilerliyoruz. Makbuz istiyorsak yine tiki kaldırabiliriz. Onayladık. Yine bir QR kod okuyucusu açıldı. Kameramızı QR kodunu okutarak ATM'deki para yatırma işlemini kartsız ve hızlı şekilde gerçekleştirebiliriz. Ödemeye bakalım. Ödemede POS cihazının üzerindeki QR kodunu okutarak bir ürün satın alabilirsiniz hızlı ve pratik şekilde. QR paylaş seçeneğine bir göz atalım. Burada QR'ını paylaşmak istediğimiz hesabı seçiyoruz önce. Eğer bir tutar eklemek istiyorsanız tutar eklemek istiyorum diyorsunuz. Burada tutar girdikten sonra devam diyoruz. Ve bize ait bir QR kodu çıkıyor. Bunu paylaş dediğimiz zaman eğer iOS kullanıyorsanız AirDrop üzerinden de paylaşabilirsiniz. Mesajlar, mail, WhatsApp, böyle birçok sosyal medya uygulaması ve drop uygulamalar üzerinden QR'ınızı paylaşıp arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Devam diyerek de bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Evet, para transferi ve ödeme seçeneğine bakalım. Burada da QR kutarak veya galeriden daha önce size ait olan veya başkasına ait olan QR kodunu galeriden seçtikten sonra uygulamada okutarak para transferi veya ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar, QR işlemler bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mobil uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Esen. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.